Ben eskiden seyahat fotoğrafçılığı yaparken, gezi fotoğrafçılığı yaparken bir şeyleri çekmek için seyahat etmek zorunda olan biriydim. Ama vahşi hayvan fotoğrafçılığına başladıktan bir süre sonra ki iki kez Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hayvan davranışı eğitimi aldım. Özellikle bu eğitimleri aldıktan sonra doğada yaşadığım deneyimler beni şöyle bir noktaya getirdi. Ben artık fotoğraf çekmek için seyahat eden biri değil, orada olmak için fotoğraf çeken biriyim. Fotoğraf artık orada olmakla eşit düzeye geldi benim için. Çünkü orada olmak da çok önemli. Dolayısıyla doğada yaşadığım deneyimler ve orada yaşadığım şeylerden aldığım keyif, duyduğum haz biraz daha öne çıktı ve fotoğrafçılık biraz daha anlamda geride kaldı. Ama tabii ki orada olmamı sağlayan şey fotoğraf olduğu için ona ilgimi de hiç yitirmedim. Hatta artarak da devam etti. Ve böyle de sürecek sanırım. Benim için oralarda olabilmek, o çok özel canlılara o kadar yakın olabilmenin verdiği ayrıcalık duygusunu hissetmek benim için çok özel bir duygu. Risk almak anlamında şöyle açıklayabilirim. İşte aldığım hayvan davranışı eğitimi aslında bunun için. İki nedenle, birçok nedeni var ama toparlayabiliriz. Birincisi, aradığımız hayvanı bulabilmek ve bulduğumuzda onun yanında uzun süre kalabilmek. İkincisi ise bu işi yaparken hayvanı rahatsız etmemek, o doğada onu kendi doğasında rahatsız etmemek, ona saygılı olabilmek ve bu işi de risk almadan ya da riski minimize ederek yapabilmek demek. Bir anlamda risk yönetimi yapıyorsunuz. Yani bir vahşi hayvanın bize göre zararsız olan hangi davranışlardan ürkeceğini, bize göre zararsız görünen hangi davranışları bir taciz kabul edebileceğini önceden bilerek onların bu saygı sınırlarını çiğnemeden orada bulunmakla riski minimize ediyorsunuz. Bana henüz hiçbir hayvan saldırmadı. Çünkü onların koyduğu sınırları aşmamak benim birinci kuralım. En başta da söylediğim gibi orada olmak benim için çok büyük bir ayrıcalık. Bu ayrıcalığımı yitirmemek için bu kurallara çok dikkatli uyuyorum her zaman. Benim diğer fotoğrafçılık alanlarından biraz daha farklı ve kelimenin tam anlamıyla ağır malzemelerim var. Ciddi bir kilo taşıyoruz gittiğimiz yerlere. Bu işe uygun tüm lenslerin de birçok gövdenin yanımızda bulunduğu seyahatler yapıyoruz. Bir asistanım var. Ayrıca çalıştığımız yerde bize katılan bir iş sürücü ve bir yerel rehber de oluyor. Bu ekipmanları kullanmamda, taşımamda ve doğru kullanmamda bana yardımları oluyor. Ben henüz vahşi hayvan fotoğrafçılığında dijital fotoğrafçılığa başlamadım ama önümüzdeki yıl başlamayı düşünüyorum. Şu ana kadar analog film çekiyorum. Çünkü düşük hızda film, 50 asa film kullanıyorum ben detayları iyi görebilmek için. Ve şu ana kadar, şu son birkaç gelişmeye kadar dijital kameraların belleğe aktarım hızı benim için yeterli değildi. Çünkü biz günlerce bir hayvanı arayıp sonra yanında 10-15 dakika kalabiliyoruz. O süre içerisinde benim sürekli fotoğraf çekmem gerekiyor. Hayvanı hatta çıplak gözle hiç görmüyorum diyebilirim. O yüzden bugüne kadar geçmemiştim ama önümüzdeki yıl artık ben de dijital fotoğraf çekiyor olacağım. Fotoğraflarımı kiralamak veya satmak yerine genel olarak proje oluşturup bu projelerimi bir takım firmalara satarak vahşi hayvan fotoğrafçılığını, vahşi yaşam fotoğrafçılığını sürdürüyorum. Şöyle özetlenebilir. Bir yerde belli bir hayvanı ve davranışını fotoğraflamaya yönelik bir proje oluşturuyorum. Bu projeyi o firmanın kurumsal kimliği, marka değerleri, hedefleri, vizyonları ile veya verdiği hizmetle veya sattığı ürünle birleştirerek buna ilişkin bir proje oluşturuyorum. Ve karşılığında projenin sponsorluk olarak aldığım bedelin karşılığını da bu firmaya medya geri dönüşü olarak ödüyorum. Birkaç kat fazla değerinde medya geri dönüşü ve ölçümlenebilir. Her ay işte şurada şu kadar yer aldınız, ederi şu kadardır gibi raporlarla bu medya geri dönüşü taahhüdümü de geri ödeyerek yapıyorum. Bunun dışında da yine hayvan davranışı eğitimim sayesinde demin anlattığım yöntemlerle firmaların kurumsal kimlikleri, marka değerleriyle hayvan davranışını örtüştürerek bir takım sunumlar yapıyorum firmalarda. Bunlar projeksiyonla yaptığım sunumlar ve arkasından yaptığım konuşmalar oluyor. Birçok farklı sektörden birçok firmada bu tür sunumlar yaparak da bu yaptığım işe kaynak oluşturuyor. Ben özel olarak
vahşi yaşam fotoğrafçılığının içindeki bir uzmanlık alanını seçtim kendime. Vahşi kedileri fotoğraflıyorum. Yeryüzünde 37 tür kedi var ve bunlardan 7 tanesi literatürde büyük kedi olarak geçer. Benim amacım, idealim, neredeyse var olma nedenim bu 7 büyük türü çekip bunu bir kitap yapıp yayınlamak. 4 tanesinin tüm temel davranışlarını fotoğrafladım. Kaplan, aslan, leopar ve çitanın. Geri kalan 3 türü de fotoğraflayıp tüm temel davranışlarıyla bir kitap yaptığımda zaten bunu dünyada yapmış ilk 10 kişi arasında olacağım. 7 büyük kediyi çekmiş insan sayısı fazla ama yapılmış 7 büyük kedi kitaplarının sayısı çok az ve bunların büyük çoğunluğunda farklı fotoğrafçıların fotoğrafları toplanarak oluşturulmuş, böyle görünüyor. Ve benim idealimde geri kalan 3 türü, yani jaguar, puma ve kar leoparını da fotoğraflayarak 7 büyük kedi kitabı yapıyor olmak. Bunun için hazırladığım bir projem var. Bu projeyle ilgili az önce söylediğim yöntemle görüştüğüm firmalar oluyor. Ama söylediğim gibi biraz bütçeli bir iş. 2 yıla yayılan bir takvimi var. Hayvanların çekim sezonları nedeniyle biraz geniş zamanı yayılıyor. Ama bu tabii ki bir avantaj aslında. 2 yıl boyunca bir firmaya sürekli medya geri dönüşü ve isminin sürekli tekrarlanıyor olması demek bu. Şu anda bu projeyi de satmak için çaba gösteriyoruz bir yandan. Benim yaptığım iş oldukça pahalı bir fotoğrafçılık alanı. Bu nedenle ben birçok kişinin yanaşamadığını düşünüyorum. Yani Türkiye'de mesleği bu olan benden başka hiç kimsenin olmamasının tek nedeni de bu zaten. Yoksa diğer insanlar benim kadar iyi fotoğraf çekemiyor gibi bir şey asla yok. Benden çok daha iyi çekebilecek bir sürü insan da olduğuna eminim ve var. Ama bu işi yapabilmek için insanların bu iş olsun başka bir şey olsun, fotoğrafçılığın belli bir alanında uzmanlaşmayı mümkün olduğunca erken yaşta yapmaları ve daha hızlı yol almaları gerekli. Yeni başlayan, fotoğrafa yeni başlayan veya profesyonel fotoğrafçı olmak yolunda adım atan insanlara, arkadaşlarıma da uzmanlık alanlarını bir an önce belirlemeyi ve bu dar alanda kalmalarını ve hızla ilerlemelerini tavsiye ederim. Deklanşör benim için durdurmak istediğim anı ifade ediyor. Yani bekliyorsunuz bir hareketin en doygun anını, ritmini, leke dağılımını. Vizörün arkasından bakarken de ben her zaman eleştirecek neyi var diye bakarım. Tamamen bittiği an ve işte hareketin de en doygun anında, ki ben hayvan fotoğrafı çektiğim için zaman zaman hareketli konular da önüme çıkıyor. Hareketin doygun anında o anı durdurabilmek anlamına geliyor benim için.